Jewelry sunar. Selin'i arasak ya. Selin ciğerci mi? Hı. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ya özel bir durum aslında. İyi mi? Evet, 150 bin liraya falan ihtiyacım var. Re do si la sol la si do. Ben de öyle gidiyorum. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim dellenme. Dudağından öpeceğim. Bize kaldıdan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve konuğumuz Simge Sağın. Sanki hiç dün görüşmemişiz gibi. Sanki yani... iki gündür hiç beraber değilmişiz gibi. Evet. Ya diyorum ya işte insanın en yakın dostları hep en zoru hem en kolayı. Evet. İşte böyle bir mevzu yani. Didem'de... Ne konuşacağımızı biliyorum. Didem'de de yaşadık. Şey konuştuk ki iki gündür. Didem ne? Didem'de de yaşadık aynı şeyi. İnsanın en kolayı en zoru olabiliyor bazen. Şaka yapıyorum. Ne yapıyorsun Simgeciğim diye sahte bir soru sorayım sana şu an. Tam biliyorsun ama bilmeyenler için anlatayım bari. Kısaca... en azından. Şöyle hemen özetleyeyim. Ne zamandır röportaj vermiyorsun her şeyden önce onu söyle bana. En son Nişantaşı'nda bir sokakta sen sokakta de beraber en sonu mu? En sonu. İşte son zamanlar yaptığım şey yani şu an eğitime tekrardan geri döndüm. Okulu bitirmeye çalışıyorum. Yani dördüncü sınıfta terk etmiştim okulu, devam edememiştim. Son derslerini alıp bitirmek üzere. Şimdi artık son üzeresin. Bir seneye girdim. Uzaktan eğitimde her gün derse giriyorum, not okuyorum bayağı. Çok iyi bir şey yaptım bence. Evet. Hele ki şu dönemde yapılabilecek en güzel şeylerden biri. Kendine çünkü normal zamanda o kadar yoğunsunuz ve okula konser, koşturma. Zaten, şu an şu sakinlikte yapılabilecek en güzel şey yapıyorsun bence. Bunun için tebrik ediyorum. Peki onun dışında başka neler yapıyorsun? İçsel yolculuğunla alakalı neler yapıyorsun mesela? Akışta mısın? Akıştayım, içselleşiyorum. Hadi ben bir yandan makineyim. Vesaire, evet, hadi ya bir şey başlayalım, dur. Falan filan sen yani. Sen anlat bu arada ben zaten senin hep gibi. İçselim biliyorsunuz yani. Evet, olayım o. İçsel o yüzden içsel, dışsal yani her şey. Bugün yüzünün yarısını biliyorsun ki ben yarısına Fezi yapacak. Ortasını ben mi yapacağım diyormuşum. Burun bana mı kaldı diye. Burun sana kaldı. Burun gölgesi sana yaparsın Simge. Benim koçam şey, ya. Bu çok ilginç bir şey ama ya. Evet. Şu an çok heyecanlıyım. Sen ne yapacaksın, sen ne yapacaksın mesela? %90 ben... spontan gelişiyor evet, bu kısım. Evet, spontane gelişiyor ama şöyle bir şey yapalım. Ben sana, sende daha önce hiç görmediğimiz bir makyaj yapayım. Hmm. Oley. Benim zaten artık 5876. makyajım. 7 yıldır yüzüme yaptığım makyajın evet. Sayısı ne acaba? Ben de değişik bir şey yapmaya çalışayım belki. Bilmiyorum. Şimdi öyle dedi Feza ama bir bilemedim. O kadar mı? Değil. Şu an o kadar uğraşamam. Ben bir yüzünü önce bir şey yapayım. Cadılar Bayram makyajı tabii ki bir saatte yetmez. Ona 3 saat ona falan vakit, gerekecek. Evet. Onu da bir ayrı bir evde. Gerçi sen programlarında insanları 25 dakikada makyaj yaptırtıp şey yapıyordun, puan veriyordun puan ama hadi bakalım neyse. Gerçekten neyse. Programda da 25 evet, dakika çok biliyorum. Az bir zaman ve 25 dakikada yetişmez. Makyaj zor yani. Yetişmez. Neyse hadi arkadaşlar. Başlayalım. Yeni şarkı yapıyor musun? Yeni şarkılar yapıyorum. Yeni şarkı yani hep üretim şu anda dönem. Onu gösteriyor konser olmadığı için. Önümüzdeki yazı hazırlık yapıyorum. Nasıl olsa bu dönem bitecek. Eninde sonunda aşı bulunacak. Peki şu an piyasaya çıkan şarkılardan en beğenmediğin hangisi? O. Çok beğenmediğim var. Hangi birini sayayım bilmiyorum yani. Siz o kadar... sanatçılar böyle birbirinizi çekemiyorsunuz. Hayır, onunla ilgili bir şey değil bu. Kaliteli müzik yapılmıyor bence son dönemler. Son 1-2 yıldır özellikle son 1 yıldır yapılan işlerin çoğunu beğenmiyorum. Tabii ki bunun yanında çok iyi işler yapan insanlar var Allah'tan. Mesela bir tane örnek versene bize. Yani, tam tersini sormuş olayım. Evet tabii ki söylenmez en kötü. En kötüyü söylemeyeyim. Yani beğendiğim ve çok arkadaşım var. Çok beğendiğim sesler ve bu sektörde, lafını balla kestim. Evet lütfen. Bu sektörde dost var mı gerçekten? Seni mesela sanatçı arkadaşım dediğin birileri var mı? Gerçekten ya, var. Bu sektörde arkadaş kalabilmek mümkün mü? Yani arkadaş kalabilmek için bence kişinin kendisinin çok iyi karakterli olması gerekiyor ki karşı tarafla aynı enerjide buluşabilsin, aynı kişiyle ve aynı enerjiyle. Aynı akışta. O zaman belki dost ve arkadaş olabiliyor akış aynen. Akışa büyük taktık yani bu ara. Heh. O yüzden de dost olamamak diye bir şey yok. Eğer senin karakterin güzelse karşındaki insan da seninle aynı işi yapıyor olabilir. Ama onunla arkadaş olabilirsin. Benim örneğim var İrem Delici. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Evime geliyor gidiyor. Ben onun evine girip çıkıyorum. Beraber görüşüyoruz. İrem, şarkılarımızı dinliyoruz. İlk konuğumuz kendisi. Öpüyorum İrem'i de. Bana eğlenceli gelen bir karakter. Çok dürüst, çok böyle organik bir ruhu var. O yüzden akışta bir de aynı zamanda diye. Akışta bir de. Hep akışta İrem yani. O yüzden onu seviyorum. Kupuşta. Ama çok da dostumuz yok yani bu şeyden. Yani böyle beş parmağın beşini dolduracak isim. Yok. Maalesef veremeyeceğim. Bunu merak ediyordum zaten işte. Çünkü zaten bu işin alt şeyinde, psikolojisinde kompleks olduğu için
Ego da birazcık ego devreye da giriyor. Yani bu işin zaten gerektirdiği şeyler bunlar aynı doğru zamanda. Peki. Olmaması anormal. Müzikten konuşuyorduk. Bak başka yerlere kaydınız gittiniz. Dedim, sevdiğin, beğendiğin bir şarkı var mı bu son dönem, onu sorayım ben sana. Var. Uzunlar var. Evdeki Saat. Bayılıyorum ona yani. Çok, çok güzel. Güzel. Rap dinliyor musun peki? Ezel dinliyorum. Yani sadece Ezel mi dinliyorsun? O da rap yapmıyor bu arada. Yani tam olarak bir hani rapçi diye onu şey yapamam kafamda. Öyle yazmadım ama Ezel'e bayılıyorum. Yazdığı şeyler, müzikleri, soundları. Her şey beni çok heyecanlandırıyor. Anlattığı hikayelerin hepsi çok gerçekçi ve şuraya dokunan. Yani çok özel buluyorum Ezel'i. O yüzden bayılıyorum ona yani. Bir şeyimiz olabilirdi belki ama inşallah kısmet ne zamansa Ezel'le mutlaka bir şey yapmak istiyorum. Çok da güzel istiyorum. Olmaz mı ya, onlar düet yapsa birlikte müthiş olur. Buradan Ezel'e sesleniyorum. Simge'yle düet yapın. Çok isterim. Bayılıyorum Ezel, ona. Ezel'den cevap tamam kanka. Tamam kanka yapıyoruz. Yani böyle şeyler beğeniyorum, ne bileyim bir sürü bunlar de böyle sıkıcı oluyor ama ben mesela birazcık şey istiyorum yani, keşke köşeyi söylese mesela, hani gerçekten sevmediğini söylese bize en yani sevmediğin şeyi falan. Onu biraz bir kere biraz bir, İrem bir söyledi, o da biplendi ama evet, anlayan anladıysa mesela bilmem. Keşke söylesen ismini biz bipleriz. İnsan inşallah dudak okuma diye bir program kapatırız onu. Ne olacak? Ne yapacaksın? Buraya papatya mı koyacaksın? Sevgili Tolga'mız, yapımcımız. Ne yaparız? Yapar mıyız? Söyle yani, söyledikten sonra yayınlamak lazım. O yüzden hiç söylemeyeyim, daha iyi gördüm. Kimseyi İrem bu tufaya düştü. Şimdi. Çünkü telefon üzerinden bir sürü sorulara yürüyorum ben. Telefon şey tehlikeyle mesela arıyorsun son soruları. Çektiğim fotoğrafa bakabilir miyiz? Bakayım ne olacak. Keşke bakmasak. Biz de gösterebilir, yansıtabiliyor yani, muyuz belki peki? Belki de gösterilebilir bir şeydir. Yansıtabiliyor muyuz? Şarkı listesi var. Ha yok, şurada bizden anı. Ha bizi video çekti. En son çektiğim fotoğraf bu. Hadi bunu gösteriyorum. Ay, çok kötü. Hepimiz maskelerdeyiz. Ne yapacağız? Maskeli Simge. Aslında. Evet, maskeli Simge. Ne güzel bak, uymuşsun kurallara. Şundan kurtulsak bir an önce. Gerçekten tek dileğim bu yani. Bıktım valla. Ben bu beyazı sevdim ha. Böyle bakayım. hiç yapılmayan makyajlarda. Ben beyaz eyeliner'la hayatıma devam ediyorum. İşte çalıştığım make-up artist önemli. Beyaz eyeliner'la size hayatta başarılar diliyorum. Yani zaten görünüyordur kamerada da ne kadar güzel oldu. İyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi? Ben anlamadım şimdi teziği. Ne diyor bu çocuk? Sen istedin ama çocuk. Sen beyaz eyeliner, Lady Gaga. Evet, izletiyorsunuz. İki gündür görüyorum orada, özeniyorsunuz. Bu arada şey seçkin diyecektim. Simge gerçekten şahane bir YouTube seyircisi. İnanılmaz şeyler buluyor o da. Biz zaten bu üçlü olarak biz hatta zaten. Didem de yani hepimizi çok seviyoruz da gerçi ben ama çok izliyorum. Simge gerçekten bu konuda biraz dönem daha tehlikeli yani, inanılmaz iyi. Bak telefonla bir şeyler yaptıracaktım, bana unutturuyorsunuz. Hı. Siz düşünün orada bana neler yaptınız. Ya şimdi mesela lazım. Telefonunun son aramalarına bakalım. Tamam. Aralarından birini seçip sana arattıracağız. Oo. Ararız. Okey mi? Bu sorun ama, değil. Ama arama sebebin şu değil olacak. Mi Fezi? Yo, iyiyim ben. Fezi sen de değiştirebilirsin bu isteğimi. Arama isteği şu olacak. Ne olacak? Ya özel bir durumum var ve bir 150 bin lira kadar borç para verebilir misin? Bunu birkaç ay sonra sana ödeyeceğim. Aramalardaki birinden isteyeceksin ama öyle güvendiğin birinden bugün istemeyeceksin. Bugün aramalarım. Bugün son kişiden falan birinden. Beraber seçeriz. Tamam bakarız. Telefonum da vardır. İster misin? İsterim. Yapar mısın benim şey bizim? Yaparım tabii ya. Çok heyecanlı. Parayı alacaksın, kırışacağız ama. Aa yok parayı. Tamam. 150 mi istiyoruz? Kaç? 350 mi? İste. El el. 50-50. Dur bakayım kimi aramışım. 150'de kimi arayacaksın? Ala alın. Al kesin telefona. Yani buradaki son aramada Selin var. Ayşe var. Selin'i arasak ya. Selin ciğerci mi? Arasana. O bir de yardım sever ya böyle. Acaba bakalım gerçekten yardım sever verir mi bence diye. Ya, bir ara bir dakika. Bir ara bir dakika bakalım. Arama yapabiliyor muyuz böyle bir şey? Arayacaksın. Tabii ki. Hoparlörü vereceksin. Aynen. Alır mı bizim sesimizi? Alır. Alır mı? Tamam. Şimdi mi arayayım? Ara. Şimdi ara. Makyajı yapılırken makyajı yapılır. Makyajı yapılır. Ara ve sesliği al şu an. Belki de açmayacak, ne bileyim. Ne bileyim, bazen açmıyor, müsait olmuyor, bakalım. Açmasa çok güzel. Açmasa inanılmaz giderim. Selin'cim müsait miydin? Aşkım 3 dakikaya arayayım, Hindistan cevizini kıracağım da Gökhan'a vereceğim. Tamam beni bekliyorum aramanı. Tamam aşkım. Öpüyorum hadi bay. 12 dakika önemliyse konuşalım ya da 2 dakika sonra. Sen arayayım. İstersen ara beni müsait olduğunda, tamam, sıkıştırmayayım. Aşkım, hadi öpüyorum. Dikkat tamam et. Tamam sen de bay bay. Bayağı ciddi zaman ciddi iste ama gülme ha. Tamam. Böyle şey yani böyle özel bir durumum var ya dersin. Ya kimseyi şey yapmadım. Tamam. Ya şöyle bir keş çıkmadı yani. Bu görüyorum insanlar şey. Hermes Birkin alıyor. Ben de çok özendim diye. Hayır ya. Hayır onun için özel isteme bir sebepten tamam, tamam dolayı anlatırım sonra dersin. Tamam. Özel bir. Ama o zaten kırmaz yani, ne istiyorsak verir. Ya ama 1000 lira da istemeyeceğiz şu an. 1000 lira istemeyeceğiz. 150 bin kaç isteyeceğiz? Yani 150 bin lira. 150 bin lira isteyelim. 150 mi? Daha fazla istesek ya, verecek mi bakalım?
Bu kadar da... Ya yok derse? İşte zaten onu ölçüyoruz. Bence. Ben ne yaptım? Beyaz eyeliner çekiyorum diyorsun. Hayatımda çektiğim herhalde en zor eyeliner olabilir. Bir de ya. Eyeliner'da biraz yoğun bir yapı kalmış. Çözelttim ettim falan ama yani neyse bu böyle kalacak yapacak bir şey yok yani. Çözelttim. Hocam bu çıkar eyeliner. Mı gözümden benim sonra gece? Çıkar çıkar bir şey değil. Eyeliner zaten de. Çıkmaz mı? Yok çıkar. Ben çıkmasın. Bak emin olamadın ama. Emin olamadım. Selin araya dur dur. Dur bir dakika dur. Ya müsait misin? Ha. Bilmem dur yüzünden. Selin ne yapıyorsun Canikon? İyiyim aşkım. Sanki uzaydan biri gelmiş gibi eve Hindistan cevizi gelmiş. Nasıl kırılır? YouTube'da ona girdik. Aa. Nasıl Hindistan cevizi yenir? Onu araştırdık ama biraz önce boşanıyorduk. Ben kıracağım, ben kıracağım diye bitirdim. Ya ben de kırdım geçenlerde. Çok zor bir şey değil. Onu böyle çiviyle miviyle falan ortasından galiba. Yok. Bir üç delik var. Yumuşak deliği bulduk. Güzel. İçtik bitirdik. Sen bulursun. Aşkım benim elimden gelmeyen hiçbir şey yoktur. Gerçekten öyle. Yok. Kırdın mı peki? Kırdık aşkım. Ortadan ikiye böldük bile. İki kere vurmada kırdık valla. Ne yapıyorsun kız? İyi valla ne yapayım ya? Ya müsaitsen sana bir şey soracağım ya iki dakika. Aşkım ne demek biliyorsun çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Şey bir böyle bir ufak bir şeye ihtiyacım oldu da böyle nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ya özel bir durum aslında. Maddi mi? Evet maddi böyle hemen bir 150 bin liraya falan ihtiyacım var. Hay hay hemen sabah bankacımı arattırayım aşkım. Geri ödeme konusunda sakın hani ne zaman pandemi biter ondan sonra bana parça parça verirsin aşkım. Ben seni yerim ya. 2 ay sonra falan ne öderim demek? Herhalde diye düşünüyorum. Ne zaman sahneye çıkmaya başlarsan aşkım o zaman ödersin. Ay ben sana var ya. Seher Hanım'a seni arattıracağım yarın sabah 9'da kalkar mısın? Kalkarım ben yani kalkarım tabii. Tamam sevgilim. O para için canım benim. Bir gün makarna yap kalkarım. Bana. Para için 7'de kalkarım dermişim ben sana. 9 ne ayol. Tamam tabii 7'de değil 6'da bile. Abi gerekirse uyumayacaksın aşkım. Aynen. Yani. Tamam, çok teşekkür ediyorum senin. O zaman yarın sabah haberleşiyoruz tamam mı? Ne demek sevgilim? Tamam çok teşekkürler. Söyleme. Kimse de bilmesin. Söylemem. Tamam sevgilim. Tamam. Hadi öpüyorum. Tamamdır. Hoşça öpüyorum. Kal, bay hoşça bay. Kal. Bay bay. Bay bay canım. Arkadaşlar 50 bin lira. Üçümüz bölersek 150 bin lira. Müthiş yani. Senin teşekkürler gerçekten. Ya, kalbini seviyorum seni ya. Abi şey diyeceğim birazdan arayıp söyleyelim mi? Yoksa program böyle mi kalsın? Program bitince söyleyelim bari. Program bitince söyleriz ama öyle bir. Makyajı bitirin diyormuşum ben. Önce bir makyajı ben eve gideceğim daha diye. 150'ye hay hay dedim ama. Sana bir söyleyeyim mi? Selin... Düşünmedi bile ya. Ama şöyle böyle hani aralıkta demedi. Hep böyle bir şeyi vardı. Para yollar mı zaten sana? Bir şey ister misin? Yok bunlar o zaman. Hayır istesen. Her ay bir 150 atar zaten. Valla Selin sağ olsun hayatım çok keyifli geçiyor diyor musun? Selin ya seni Selin çok seviyoruz. Gerçekten. En kısa zamanda da bekliyoruz ki. İnşallah. Evet Selin de gelsin ben de senin çekimine geleyim. Yerim onu ya. Selin'i de aratırız sana böyle... şey yaparız. O parayı ne zaman vereceksin? Ya ben bir görmek istiyorum kameradan aslında nasıl gözüktüğünü. Ona göre ilerleyeceğim. Belki sileceğim. Yok artık. Vallahi. Ya. Silinmez. O kadar mı kötü? Yok hayır kötü değil. Ben sevdim bu arada ama yani bakayım bir. Sevdim bu benim. Bir de üstündeki. Bir deniyor yani. Evet bir üstündeki şey. Bakayım. Kalkmayacağım ya. Hep zor durumda bırakıyorum. Kalkma bizi. Ya işte Lady Gaga gibi oldunuz çok ya. Çok güzel oldu. Evet. Beğen almayı. Brain. Telife girer mi lan bu dayı artık girmesin yani. O kadar yani. Da girmez. Gerçi hayır. Lady Gaga nerede seyredecek bizim videoyu? Hey, Lady bize nerede? Telif atıyormuş. Ay izlese çok sevinirim. Böyle gurur duyarım. Tabii. Telif atsa gurur duyarım bu arada. Ben de gururdan ağlarım. Telif attı bize. Ona kadar düşmüş diye de düşünürüm aynı zamanda. Dengesiz evet. Bir insanım. Ben kirpik takacağım. Beyaz eyeliner'ı ben sevdim ya. Kirpik takacağım dur ondan sonra daha iyi olacak maskarayla beraber. Tamam kirpik. Yıllardır çalışıyor da bir kere eyeliner, beyaz eyeliner çekmemiş kızlar. Beyaz eyeliner çekmek nedir ya? Bak ben hep seçkinden isterim ama benim beyaz böyle bir... Beyaz eyeliner. Evet hayır beyaz eyeliner istemlerim değişik şeyler makyajlar. Denedik ama yani yakışmıyor. Yani bir şöyle sorayım belki çok... bir klipte güzel olabilir. Acaba hangi klipte yapıldı bu daha önce hiç yapılmadı ki? Kamerada Kızılderili gibi beyaz eyeliner'dan yanaklarımda şeritler vardı. Aşağı bak. Kaşı nasıl oldu? Güzel oldu mu Ozan? Güzel gözüküyor mu? Bir bakın bakayım bir. Tolga bak bakayım. Tolga da bakıyor. Harika. Oo, Tolga'dan harika dedi. Tolga ben de böyle bir istiyorum bir şeyler kanalıma. Hoş geldiniz. Veremeyiz Tolga'yı vallahi yeter. Tolga'yı sanki ben vermiyordum size diyormuşum. Tolga'yı paylaşamayıp kavga ediyoruz. Burada kavga ediyorlarmış. Aa, Tolga bizim artık. Tolga hepimizin. Şimdi? Ne abarttınız diye ben Tolga için yok şey yapmadım, kıskançlık yapmıyorum şu an. Sana tek tek kirpik, gerçekten. Ben gerçekten burada... Ne? Kirpik takacağım. Kirpik tek tek, tek mi takacaksın? Şikayet etmeyeceğim artık buradan çalışıyorum, ediyorum falan diye. Döneyim birazcık fezi sana. Sen arkadaşım seni hem kameranın önünü kapatsın, hem seni kendine kapatsın. Ben hiçbir şey yapamayayım.
Simgecim, özel hayatından konuşmayı seviyor musun? Kim yani gerçi konuşmayı çok, sever ki? Yani çok tercih ettiğim bir şey değil sonuçta. Kimle ama, berabersin? Aytaç kimle? Özgümüş'le beraberim. Evet. Bunu ve da ilk çok, defa söyledi bence bu kadar net. Yani evet, isim soyad vererekten doğru. TC'sini biliyor musun? Kredi çeksinler, çocuk borçlansın. Çok keyifli bir ilişkim var. Gerçekten mutluyum yani. Allah şükürler olsun, Allah nazarlardan korusun. Bu kadar söyleyeceklerim bitti. Teşekkür daha fazla ederim. Derine girmeyeceğim. Peki, şey teşekkür ederiz. Bizim için çok şey, müthiş tık aldık şu an. Şahane tık aldık şu an gerçekten. Şu an gerçekten 500 bin sırf buradan tabii izlenme sırf gelir. Yani Aytaç, ne anlatayım başka? Ne kadardır berabersiniz? Yani neredeyse 9-10 ayı geçti diyebilirim. 3 yıl ama. Tabii kimse herkesten gizli bir 3 yıl değil mi? Sen şimdi konservatuara gidiyorsun. Dün evet. De bendeydi bu arada ve sabah girdim. Kalktı derse giriyor tabletten. Ve nota okuyorlar, bir şey yapıyorlar. Evde bayağı bir şey, şenlik vardı. Sazlar çalınır diyorsun. Şimdi senin telefonunda biliyorum kayıtlı şeyler var. Ne o? Notalar. Burada da bir tane şarkının notasını deşifre etsin istiyorum. İşte do re mi söylüyorlar ya. Tamam. Peki şey yapacak mı? Yapabilir. Yani ben var mı böyle seçebileceğim bir WhatsApp grubunda bizim eserler vardı. Telif yiyeceğimiz bir şey olmasın adam. Ya sadece nota alacağım. Nota okuyacak. Notada bir şey yok mu? Ha iyi, notada bir şey yokmuş. Söz yok, bir şey yok. Ama yani o da müziğe bağlanacak bir yerde. Bir şey. Alper oradan kaş göz yapıyor. Bir şeyler anlamıyorum ne olduğunu. Söylesene oğlum, sesin yok mu senin? Sıkıntı yok mu? Okay. Ortada yokmuş. Bir seni tane bakayım. Buldum. Ben mesela şu an benim için bunların hepsi ters dönmüş karınca. Sabah şarkı usulü aksak. Subhi Ziya Özbekkan bestecisi. Şarkı çok da şey şöyle göstereyim. Sınıf Cengiz Hoca'ya selamlar. Bu arada Cengiz Hoca bize bu notaları WhatsApp'tan göndermiş. Çok iyi okunmuyor, o yüzden belki gözüm çünkü iyi görmüyor ama. Hadi çok iyi, tamam, ilk satır, iki satır. Ben bu kadar... Ben kontrol edeceğim demişim. Düşün. Kimse anlamıyor. Keşke anlasın. La'dan girecektin falan. Usul de do dedim do. Ben o zaman usul vurmadan sadece çünkü Cengiz Hoca da izlerse bunu rezil olmayayım diyormuşum. Cengiz Hoca makyajı görünüyor mu? Çünkü ben okulu bırakalı yani çok uzun zaman olmuş ve uzun biz yani 10 yıldan fazla. Hadi boş uzatma sen. Neyse tamam. Misafire dediği şeye bak, koskoca Simge Sarın'a. Göreyim şuradan. Hadi. La si do re do si do re mi fa mi re do re re do do si si do si la la mi fa mi re do si do do re re do si la sol la si do do re do si si la 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 si do re do si do re mi fa mi re do re re do do si si do si la la mi fa mi re do si do do re re do si la sol la si do do re. Ben böyle gidiyorum. Daha bayağı gitti. Bayağı gitti. Gönlüne ilgilenecek. Ay taşıydı. Ay bir şey çıktı. Bir şeyler oluyor, ne oluyor? Kablolar çıktı. Mahvettik her şeyi. Mahvettim ortamı. Ooo seçkin. Hep Cengiz Hoca yüzünden yok, diyormuşum oldu, bunlar. Hallo. Çekiyor mu? Hayır, çekiyor çok. Okay. Hay Allah'ım bir yer. Ekibi oku dedik bütün 5 saatlik. Ne bileyim bir etüt bitireyim istedim. Okuyan, bu kızın şarkı okuyası var. Eser geçeyim istedim. Ha Cengiz Hoca belki geçirir beni bu dersten diye anlamadınız. Belki videoyu seyreder ve der ki tamam okumuş orada zaten. Tabii tabii. Bir usul de vuraydın kızım derse hiç şaşırmam. Aferin. Yani çok tabii değerli bir şey eğitim yani. Yani şu anda bizi izleyen genç kızlar var. Hepsi makyaja çok meraklı. TikTok'a çok meraklı. Sosyal medyada olmaya çok meraklı. TikTok'un var mı? TikTok'um var hesabım ama kullanmıyorum. Yani DMC'nin bana açmış yeni olduğu Instagram bir... diyorlar biliyorsun onun yeni için. Instagram diyorlar ama orada bir yani güzel bir üretime çok saygı duyuyorum. Espriye saygı duyuyorum. Güzel şakaya saygı duyuyorum ama onun dışındaki içeriğin yani izliyoruz işte dün akşam da izledik. Çok dolu bu konuda. Çok boş videolar izliyorum. Yani ne bileyim beni üzüyor o videolar. Çok saçma şeyler izliyorum ama güzel şeyler de var. O yüzden yani iyiye ve kötüye kullanmak ya bir şey var. Her şeyde olduğu gibi aslında. Şu yani, an hani kullanmam. Hayat da böyle TikTok... değil mi? Tabii tatlı. Siz TikTok'ta var mısınız? Ben yokum. Sen? TikTok benim yok. Ama seyrediyorum. Ben gizli seyrediyorum. Ya yani YouTube'dan falan bakıyoruz. Yok ben benim bir tane var şeyim hesabım sen ama. Sen var mı? Sen bak bir kaydın bütün ağzına. Bütün kamera sistemini ortaya alalım aşkım. Şeyden sonra... Hayır. Nasıl durayım? Ben aşkım sen misafirsin, sen ne istiyorsan yapabilirsin. Ne diyorsun? Ben onu şey değildir, bu adamın ağzını biliyorsun. Ben maske resim yapacağım şimdi. Ne desem a dedi.
Bir dakika. Dero. Bakayım bir, şöyle bir. Memnuniyetsiz Arnavut kadını gibidir bu. Bir şey söyleyeceğim. O... Benden yani bu arada Arnavut kadınlarına selam olsun, ben de Arnavut'um ama ben işte, bunun esprisini sen yapıyorum bunu bu arada. Sen bunu yapabilirsin işte, Arnavut olduğun için bunu yani yapabilirsin. Yani Arnavut olduğum için yapabilirim. Çok da tatlıdır bizim kadınlarımız. Ben maskara sürerken ama sen mutlaka bir şey geç ki ben iyice bulaştırayım bu beyaz aylandı. Kendi eyeliner çekerken bir dur dedi. Bas bas bağırdı bana. Maskara bir mi? Büyük bir sessizlik ol. Yani tabii hiçbiri birbirinin eşdeğer değil. Aşkım sen aşağı doğru bakarsan tamam, ben daha mutlu olacağım. Bakayım aldım. Böyle iki makyaj farklı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptırıyorum. İki ayrı make-up'la yüzümün iki yarısı yani. Güzel oldu bence. Çok acayip. Değişik oldu. Yani bunu böyle şey yaparız yine burası keseriz, değil mi? Burası ayrı güzel oldu. Burası ayrı güzel oldu. Baksana. Müthiş oldu vallahi, helal olsun. Ha, elinize sağlık. Beyaz gömlekle de bir uyumlu oldu. Evet, sevdim. Evet. Hoş oldu. Birazcık ay şey yapayım. Birazcık da burnuna hafif bir gölge vereyim. Hı. Hiç ihtiyacın yok ama olsun. Ben o burun gölgelerini bir seviyorum aslında. Yani seçkin hiç yapmıyor değil mi sana? Yani çok böyle Hemen bu da gaza gelir yani diye başlar anlatmaya. Yani yapmaz hiç asayiş. Yani bak ya. Yani benim burnumu küçültmeye çok ihtiyaç duymuyor anlamında yok diyecektim. Konuşturamadı yani. Senin burnun güzel zaten. Birazcık krem bir allık sürmek istedim ben sana. Daha önce bunu da görmemişsindir Allah, kesin. Hep bir bakayım. Dur bir dakika, daha temizleyeceğim orayı. Şimdi benim bu aynaya bakmamı da istemez. Bu arada evet, makyaj yapılırken ben de çok aynaya bakılsın çok istemem. Yani şöyle istemem. Bakılsın ama her defasında değil yani. Yani o kadar da değil. Yani elini alıp bakmasını istemem. Yoksa karşıda zaten ayna var. Bir pudra geçmek istiyorum ben şimdi şeye. Biz böyle anlatmıyoruz insanlara ne yaptığımızı ama zaten artık herkes biliyor ya ne yaptığımızı. Yani Türkiye'de makyaj kadar... bilmeyen mi kaldı? Eline fırça alan zaten herkes make-up artisti. Konuş arkadaşım benim. Bravo bana be. Bravo, söyleyeyim mi biraz konuş, daha? Biraz konuşayım mı? Biraz konuş. Peki ben sonra soru sorabiliyor muyum? Sor sana. Sizin en sevmediğiniz make-up artisti. Biz onu ilk videoda söyledik aşkım. Onu ben izlemedim diyormuşum ben. Hepsine sürecek misin? Hayır. Ben kırmızı süreceğim ama nasıl süreceğim buradan bilmiyorum. Çok güzel. Sana döneyim mi? Birazcık. Hoştu. Kırmızı da sür. Yani şimdi peki, biraz önce dediniz ki Simge Emir Hanım olsa. Ah keşke o Emir Hanım olsa şarkılar burada. Şarkılar söylerdim falan. Ya birazcık şarkı söylerdik, güzel olmaz mıydı? Fezli'yi sever. Ben çok seviyorum. Bir de benim ben istiyorum şu ama şeyi yani anlatabilir miyim? Şu anımı anlatabilir miyim seninle alakalı? Hayır. Sen de bilmiyorsun belki bunu. Ya. Benim Can diye çok yakın bir arkadaşım vardır gerçekten. Hı. Çok da severim Can Uzunoğlu. Onun evindeyken Simge'nin Joy Akustik'te bir armağan şarkısı var. Daha Simge'yi tanımıyorum. Yani seçkin çalışıyor ama biz merhabamız bile yok yani. O şarkıyı biz böyle 45 defa üstte dinledik falan. O şey diyoruz hani Simge'nin konseri olsa da gistek estek falan diye çat. Bir iki saat sonra bana Seçkin'den mesaj geldi. Simge Jolly Joker'da çıkacak, gelmek ister misin diye konu. İnanılmaz mutlu olmuştum. O gün tanışmıştık biz hatırlıyorsan Simge'yle de. Evet. O zaman tanışmıştık. Şaka. Evet, ilk o zaman tanışmıştık sizinle. Aa, o kadar... O kadar yeni ne diyor? Of kısmını çok ben ona aşık. Of. Dur değil mi? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Attırır. Yani şöyle bir off love mofla yetinemeyeceğim ben. Hani ben de yetinemiyorum. Keşke şarkı söyleyebilsek. Emir Han'ı şöyle ritüel vari bir çağrı. Emir Han'ı Selena gibi çağıralım. Selena gibi çağıralım belki çağır, gelir. Belki gelir. O zaman Emir Han'ı çağırıyoruz. Tamam hadi. Tamam. 1, 2, 3. Mir. Han. Emir Han. Bir saat deliyim. Bu kötü prodüksiyonumuz. Hoş geldin. Samanyolu TV yani, daha iyi yani. Şey. Flash TV. Flash TV oyunculuğumuz da geldi. Ay çok kötüydü. Ya prodüksiyon iyi, uygulaması çok kötüydü gerçekten. Selena gibi geldi ama. Geldi mi geldi. Yüce Hanos diye. Geldi mi bak. Emir Hanım. Emir Han burada. Kanalımıza kanalıma hoş geldin diye. Bak çocuklar kanal açtılar bayağı yani. Emirhan'da Emirhan en sonunda dedik ki Emirhan dedik. Yani. Buradasın. Bak bu çocuk şimdi şey çıkacak tamam mı? Dövüşün ben kaşları düşük. Buna da bir beyaz. Kaşları düşük çeksin. Bir de yüzü çok kızarmış onun. Ben şimdi o zaman
Hadi o zaman böyle değiştir oynayalım. Arkanı tamam, dönem alalım mı? Şarkıcıyla ne yapacaksın da, zaten? Dön böyle de ben yokum hiç ağzım. Yalvarırım. Lütfen bana rahat ol. Şöyle yapsak. Uzaklaşıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Okey mi böyle? Böyle daha iyi sanki hani. Çok arkamda kalıyor fiziki. Evet arkanda kalıyorum. Şöyle olsun. Emirhan'ın gözlerinin içine bakmadan şarkı söyleyemiyorum hayatım. O zaman... Bir dakika dur, saçında beyaz bir şey var. Bir istek parçayla başlayıp sonra değiştir diyeceğim ben okay. size. Prens Prenses'le başlayayım, olur mu? Tamam, olur. Erkan yol aç ya. Bu arada Ersa Yüner'e buradan selamlar. Ersa, yani Erkan. Hayatımın en iyi şarkılarını yazan değerli dostum benim. En iyi şarkıları ondan. O geçen sene Nokta albümü nasıl dinledik? Çok iyiydi ya, çok iyiydi. Senin olmayan şarkılarından da arada belki değiştir de girersin. Evet girersin, olur, dur bakayım girebilirim, evet. Hadi. Oh be ne güzel oldu. Ay. Bedavaya Simge Sağ'ın dinliyoruz. Beni en sonunda stüdyoya getirtti yani. Konser çünkü konser yok, diye. Buyurun. En iyisi bu. En azından seyirci de bizi burada şarkılara eşlik eder belki hadi izlerken. Hadi bakalım inşallah. Hadi. Yaz yaz bitmez, ömrüm yetmez. Anlat şarkı, anlat. İşte. Of, ver yansın edemem kadere. Sevdim bu benim. Tam da dinleyeceğiz. Üzülmedin kalbimi çarpıp çıkarken. Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden. Ne söyleyeyim? Ben bazen. Evet, elleri alalım Ozan. Bazen gitmek istiyorum uzaklara. Kaçmak istiyorum bu iklimden. Belki de kendimden. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri hep buralar sayende. Değiştir. Ne zamandır söyleyeyim, dur. Neydi? Nakaratı neydi, unuttum. Söyle. Evet, doğru. Söyle. Çok pes. Pes bu lan. Ne yapsın çocuk, esin tonu farklı. Söyle, ne zamandır. Bir bulsun o. Böyle şey mi olur? Adama, müzisyen adama değiştir abi, değiştir. Hocam, hiç biz de buraya değiştir yapmaya gelmedik. Gelmedik herhalde. Doğru söyledin abla, helal olsun. Değiştirmeyeceğim. 5 kuruş almadık diye kız burada carlasa. Beraber ah, sen de bir et yapalım. O da, o da güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Fezi'nin de sesi çok güzel arkadaşlar. Yok benim hiç öyle iddiam yok. Yani Fezi de en az bir... Sen gir, biz nakaratta eşlik ederiz. Tarkan kadar okay. diyebilir miyiz? Tarkan kadar iyi söylüyor. Yok abi. Söyleyelim. Dün şey söylüyordu ya evde deli gibi. Medet ben şey kaside söylerim ben. Çok güzel kaside söylerim. Yaparız, tabii yaparız aynen. Öyle mi? Tamam. Onu yaparız. Neyim? Sezen Aksu'dan evet, mi? Her şey fani. Ha, onu ay evet, onu söylesene, çok birazcık güzel. Birazcık söyleyelim. Tamam. Nasıl başlıyordu? Sizin Aksu telif yollamazsınız inşallah bize. Ne olur evet. Böyle... Tamam. Arkadaşıma yapma, bak benim be. Sen gir, ben yapma, devam edeyim. Girmiş oldum. Boynumu bükme, kesip atma. Yol bu bilinmez. Benden şaşma. Tamamen sözleri atıyoruz şu an. Benden şaşma ne ya? Benden sapma. Sapmaydı. Bir daha girelim ya, almadı. Ne olur böyle yapma, yapma. Boynumu bükme, kesip atma. Yol bu bilinmez. Benden sapma. Şey aç koyun. Sanatçı bastırmaya çalışıyor. Gireceğim. Gireceğim. Dellenme. Dudağından öpeceğim. Öpeceğim. Söylenme. Full paket. Ram pam 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 pam. Ram pam pam. Emirhan. Emirhan. 5 kuruş para almadan geldi.
Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Kanala destek olmak için burada. İki iste aldık. Bir tane gofret sağ olsun geldi diye. Çok sağ ol. Seni geldiğin gibi yollayalım mı? Hadi. O kadar kötü. Seni geldiğin gibi yollayalım. Emin artık gitme var. Emin Hanım tersten nasıl söylüyoruz? Öyle yapmayalım tabii değil mi? Nah, nah diye başlıyor bu arada biliyorsun. Çok iyi prodüksiyondu. Nahri hem. Hayır ya. Yapmayalım ama çok kötüydü. Çok kötüydü. Hadi. Tamam, hadi tekrar yolluyoruz Emirhan'a. Bak böyle bir hizmetimiz de var. Evet. Yemin ediyorum jıt diye ama gidiyor. Yani, bundan sonra gelecek sanatçılar için buradan istediğiniz bir şey olursa bir biz getirtiriz diyorsun. 12 yıllık viski olur bir şey olur. Hani hepsini getirebilirsin. Mirhan. Emirhan. Çok güzel gönderdik. Emirhan nereye gitti vallahi ya? Vallahi yemin ediyorum. Vallahi dünya ya bu... şey bir kuş misali derler ya. Aynen, bir bari evet. Yok. İnanılmaz iyi ya. Işınlanmayı bulduk be. Evet. Vallahi ışınlanmayı bulduk. Bir program sayesinde birçok şey makyaj öğrendiğimiz gibi bunu da öğrendik. Işınlanmayı bulduk. Bizim program helal çok güzel bize gidiyor. Vallahi helal olsun. Işınlanma bile bize kaldı. Evet size kaldı. Simge bir bakayım mı? Vallahi güzel bir gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim. Az önce şuradaki aynada baktım. Şu küçüklerde anlamadım da bir baktım. Bayağı güzel. Bayağı iyi gözüküyor. Çok tatlı. Aşırı beğendim. Ben de bakayım. Psycho. Evet, bir, çok değişik iyi bir tarafı var hakikaten bunun. Bir saçını bir dakika benim için şuradan bir kapatır mısın? Bir de bir iki kare fotoğraf da çekin de var burada. Şey, yaparız tabii canım, yaparız. Aynen öyle. Yani, sosyal medyada. Her şeyi yaptık, her şeyi söyledik, içtik, yedik, içtik. Ha, çok senin bize sormak istediğin bir şey var mı? Bunun dışında. Ben kanalınıza bir kere öncelikle abone şey... Abone olacağım ben. İstersen olma. Olacağım tabii ki. Sen bana abone misin? Herhalde. Aç bakayım göster bakayım. Ben de abonayım. Al sana göstereyim. Aç dur bak bakayım. Ben de göstereceğim sana. Çocuklar kronometre hala dur çalışıyor. Bakayım. Görelim bakalım. Dost musun düşman mısın diye ben. Aa helal ben bak. Sen abone bak olmuş. Abone oldum. Bravo. Gördün mü işte tane. Bugün mü aldın? Ne yaptın geliyorum diye programa diyormuşum. Senin kanalına da bu arada abone olmayı unutmayın. Muhteşem akustik şarkıları ve daha bizim çok abonemiz yok ya. Sizinle. Kimin reklamını yapıyorsun? Benim 100 bin abonem oldu. Muhtemelen bizim 4. videoda Simge'den daha çok abone olacağız. Allah! İddiaya gel. Ağzı da söylenmez. İnşallah. Siz daha çok izlenebilirsiniz çünkü ben şu an içerik koymuyorum ama Tolga'cığım ama sende de baba şarkılar var şu an yani. Çok güzel sürprizler de yapacağız yani. Çünkü bu pandemi döneminde planlamalarımızı yaptık. Ve şimdi onları hayata geçireceğiz ya, ve çok güzel de yani ya, burada bir şey Allah çekiyoruz herhalde tezi yani. Vur bir tane vur tam. Yani, vuramam asla. Kızı bir kere hayırlı olsun diliyorum ve buraya kadar... Ne sen de giriyorsun ne diyor ya? Ne oldu? Çok özür dilerim sinirlerimi boşluğuma gel. Yani burada olmak çok güzel. Soracak çok bir şeyim yok çünkü ikinizi de çok seviyorum ve biliyorum her şeyinizi biliyorum. İyi ki de geldin. Ayağına sağlık. Soracak hiçbir şeyim yok. Benim ama söyleyecek son bir sözüm var. Evet. Allah. Hediyemiz var. Seni boş gönderir miyiz? Ben de bedava gelmedim herhalde buraya diyormuşum. Aa. Bedava para mı gelmişti? Ben para vereceksiniz diye bekliyordum. Attım IBAN'dan ben sana bir... Aa neyse boş ver Selin verdi 150 bin lira zaten. Aynen Selin sağ olsun ya. Şey yarın sabah bir de gönderecek parayı da arayalım kadını. Ara bu arada bu şey. Tamam. Şey bu arada bizim ana sponsorumuz olan Piano Jewelry'nin hediyesini sana takdim etmekten bir görebiliyor muyuz? Bir tek Didem'e vermedik. İrem de sana verdik. Neden Didem'e vermedin? Ona da verdik şaka yapıyorum. Efendim buyurunuz. Hı, pahalı bir şey mi? Güzel mi? Pahalı bir şey derken kadar altın olur kendileri. Bilmem. Ben pırlanta bekliyordum ama. Aa bak yazı da var galiba. Aa seyre göndermişler. Bir şey ne gönderecekler ki? Bileklik çok güzel. Çok güzel. Bunu şey takalım mı şimdi? Bize de alasınlar. Biz de alalım. Bize de bir şey gelsin. Benim baş harfim var üzerinde. Şöyle göstereyim. Takayım. Çok tatlıymış. Ben de sevgi saygı bana falan görüşmüyorum. Bana şans getirsin. Sana İnşallah. Getirsin. Gerçekten. Uğur getirsin. Zaten çok şansa ihtiyacım yok belki ama. Var hepimizin çok şanslı birisiyim ama daha fazlasını istiyorum ama çok böyle. Ah çok tatlı bir bileklik. Çok teşekkür ediyorum. Nerede? Piyano. Dönüşüm sertifikası varmış aynı zamanda. Piyano Jewelry. Bizim ana sponsorumuz kendileri. Çok teşekkür ederim. Piyano. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Boş gelmedin yani. Sonuçta yani boş gitmiyorum ya şuradan ben ona. Altın taktık kızım altın. Bir şey diyeceğim. Boynumdaki de altın mı? Yok bu Los Angeles'tan almışsın şey. Ha çok havalısın. Bu arada makyaj nasıl oldu? Mutlaka yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet, yorumlara sağ taraf mı, sol taraf mı? Çok zahmet etmişsin. Bir şey zaten kazanan taraf belli diye. Ben. Çok güzel oldu. Ben iki tarafı da çok beğendim. Ellerinize sağlık sağ arkadaşlar. Çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Gerçekten zaman, şahane bir program şöyle oldu. O zaman Emirhan diye bitiriyormuşuz değil mi? Bizi sevdiğiniz için. Kaçıncı bölümümüz bizim? Üçüncü bölümümüz. Aynen öyle. Dördüncü bölümde kim var? İrem.
Sak olacak. Ay bayılıyorum ona. İrem Sak olacak. Evet. Söyleyelim ya, İrem Sak İrem olacak evet. işte şeyde. Haftaya da İrem Sak geliyor vallahi ya. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeter artık be, 50 kere girdim. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz evet, gerçekten. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Lütfen, evet, lütfen unutmayın. Para lazım. Açın, abone olun, like yapın. Hangi gün yorum yapın, pazar günleri söyleyin. Niye? Akşam mı sabah mı? MacBook Pro mu veriyorsun, iPhone 11 mi veriyorsun? Niye böyle bir şey yapsınlar diye. Sürprizlerimiz var. Belki de verebilir. Yapımcımızı da zora sokalım böylelikle. iPhone'dan bahsederek falan bir şeyler yaparak. Evet, belki daha markalar istiyoruz yani. Teşekkür ederiz Simge. Seni gerçekten çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İlk hayatımdasınız. İlk arkadaşız. Gerçekten öyle. Bilmem İlk arkadaşınım. Tırnakların da ne kadar güzelmiş. Şimdi dikkatimi çekti. Vallahi çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Bay bay. Piano Jewelry.